Otele çevirmek istedik. Ama belediyeye gittiğimizde başkan işte bak buraya istihdam sağlayacağız. İşte 50 kişi çalışacak. Konuttan otele çevirelim. Dedi ki bana aynen başkanımın kullandığı kelimeyi kullandı. Bakacak kadar seçimler 100 bin dolara mal oluyor. Bir cins değişikliği 100 bin dolara verirsen cins değişikliği yaparız. Bir şey daha söyleyeceğim. Cins değişikliği belediyeliğinde olan bir durum yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onay oluyor. Biz belediye talepte bulunuyoruz. Belediye talebini Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderiyor. Uygun görülürse cins değişikliği oluyor. Ya arkadaş, elinde olmayan bir yetkiyi nasıl satıyorsun bana? Nasıl pazarlıyorsun ya? Neye göre pazarlıyorsun? Bak. Bir de aynı zamanda burası bizim normalde 5 katlı imarımız. Sonra 4'e düşürdü. Ya arkadaş, yolun karşısı 5 kat, burası 4 kat. Ya burası şehir merkezi. Orası ırmak yatağı olan 4 kat olmalı, burası 5 kat olmalı. Ya tam tersini yapıyor. Niye? Çünkü daha önceden verilmiş rantlar var, sözler var. Bakın şu afiş var ya, afiş. Birebir doğru. Bu yalana, adam kayırmacıda, ranta, yolsuzda, rüşvete. Birebir doğru arkadaşlar. Ben şahidim. Bakın. Benim başıma bunlar geldi. Benim başıma bunlar geldi. Bakın. Çıktım karşısında konuşuyorum. Yalansın çıksın. Yarın beni mahkeme versin ya. Pazar yarın tadil birine versin. Birini sana mahkeme versin. Yüzleşelim mahkemede. Bu kadar. Daha da bir kadar arkadaşlar. Daha devam ediyorum. Durun. Bu imar müdürü var. Aradı bir gün beni. Abi işte halı saha yapılacak. Başkasının halı saha yapmanızı istiyor. Ya İsmail, nasıl olacak halı saha kardeşim? Ben ne yaptım, nasıl halı saha yapacağım? Ya abi işte burada başkan söz vermiş vatandaşa. Halı saha yapacaksın. Ya kardeşim, benim için bütçe sen yapsana. Ben ne yapıyorum ya? İşte abi başkan işte sürdüleri varmış. Senin. Senin. İşte sen belediye bir şey vermedin. Halı saha yap. Ya halı saha dedin 5-6 milyon var diyor İsmail. Nasıl olacak bu iş? İşte abi yap. Yani yap. Ya nasıl yapayım ya? Ondan sonra imar alırken işte bana bir daire vereceksin. İşte bir de şehir plancısına vereceksin. Eyvallah. Bakın bu şehir plancısı mevzusu birebir doğru arkadaşlar. Ben Ankara'da yaşadım. Gittim geldim. Defalarca işte ben yerim 3100 metrekare, 2600 metrekare. Neden? İşte trafo alanı verdim kendi arsamdan. Yol verdim kendi arsamdan. Ya bak başkanım, arsamı ikiye biliyorsun. Bak yandan geçirelim. Olmaz. Olursa işte şöyle olur, böyle olur. Hep para. Hep para kardeşim. Yalansa benim pazartesi mahkeme versin. Ben buradayım. Yüzüm burada. Yüzüm burada. Seni kurtaracağız, kurtaracağız seni. İnşallah, bekliyorum. Bir şey daha aklıma geldi. Vallahi sizden daha dertliyim. Vallahi sizden daha dertliyim. Bakın şuraya 12 milyon TL para gömdüm. Daha bir şey yok. İnşaat durdurdum. Niye? Belediye yüzünden. Ya bir belediye yüzünden inşaat durar mı arkadaş ya? Durun. İstisam durar mı? Buraya 72 daire yapıyorum. Belediye 1 milyon TL şey verdim. İmar bedeli verdim. Ya şeye, Kozlu Belediyesi'ne 101 tane daire yapıyorum. Vermiş oldum bana 700 bin lira. Ya arkadaş, burası bakacak da diyorum. Bak başkan, bunun daha düşük olması lazım. Yok işte burası da en değerli yer. Ya tamam, değerli de başkanım, bak işte Kozlu merkez, Zonguldak merkez, bakın buraların rajbileri daha yüksek. Yok, burası bakacak tabii. Bir şey daha diyeceğim. Şimdi ben bu cins değişikliğiyle alakalı 31 Ocak 2024'te belediye ıslak imzalı dilekçe verdim. 2 ay oldu belediye dilekçe verildi. Normalde yasal süre 1 aydır. Bana 1 ay içinde cevap vermek zorunda. 2 aydır bana ne cevap veriyor, ne yazıma cevap veriyor, ne de iletişim kurabiliyorum. Ya bu böyle belediye olabilir mi ya? Ya bu nedir arkadaş ya? Ya dilekçe veriyorsun, sakın sana dilekçe ver ya, bir cevap ver ya, olumlu veya olumsuz. Ya olur ya olmaz. Ya 60 gün olmuş ya, bu yasal süreç var ya. Ya yasal süreç var, yasal süreci bu kadar, niye şey diyor, sürece sokuyorsun ki ya? Ama da haklı. Benim diyeceklerim bu kadar, daha çok var da artık kısa kesmek zorundayım. Teşekkür ederim, çok sağ olun.